Ya başkan başım ağrıyor, başım ağrıyor falan. Madem başın ağrıyor bırak bu işleri. Madem sağlığın bozuk bırak bu işleri. Şimdi o başka mesele yani. Yani biz senin sağlık problemlerini burada elbette konuşuyoruz ama çıkıp da hem sağlık probleminden bahsedip de hem de kulübü seçime götürmemek için ayak diremek farklı, acayip tuhaf geliyor bana yani. İşte bu Galatasaray zararı. Allah sana şifa versin. İnşallah daha iyi ol. Ömür versin inşallah. Sağlık Allah daha sonra. Önemli ya. Ama yani bak bu iş böyle olmuyor. Ha söylediği doğru şeyler var mı işin içerisinde? Basın toplantısı içerisinde bence var. Abi Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim soralım. Sürekli Galatasaray'ın gizli başkanıdır abi. Gizli başkanı. Alakası kim gelirse gelsin ya, başkanlık yapmaya çalışıyor. Hocalık teknik direktörlüğün üzerinde farklı bir misyon yüklüyor kendisine. Böyle olmaz. O yükleniyor bugün, ya siz yüklüyorsunuz bugün işte bütün ya. Şeyler açıklama yapıyorlar. Medya yüklüyor. Seçime girecek adayların hepsi biz Fatih Hoca çalışmak istiyoruz filan diye. Onun ismini kullanarak başkanlık yapmaya gelirsen güzel kardeşim. Veya biz Fatih Terim'le devam edeceğiz. Başka hoca getirirseniz ondan sözleşmesini bitireceğiz dersen yarın öbür gün Fatih Hoca gelir sizin de kafanıza basar. Ben size söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Basar kafana. Fatih basar kafana. Başkan ötesi Fatih Hoca, ama. Fatih Hoca herkes abi bak. Kimse yanlış anlamasın beni. Herkes haddini bilecek abi. Herkes haddini bilecek. Ben burada bunun patronu kim burada? Ertem Şener'dir. Ben haddimi biliyorum. Ya ben patronluk taksam olmaz. Olmaz. Bu kanalın yöneticisi var. Bu kanalın sahibi var. Herkes haddini bilecek. Ben bu kadının sahipliğine soyunursam bu iş olmaz. Fatih Hoca hep naizane şunu söylüyorum. Fatih Hoca rica ediyorum. Çok meraklısın başkanlık yapmaya. Hiç alakası çok yok. Çok mu meraklısın? Hiç alakası yok. Al abi Galatasaray kurulu genel kurulu orada. Başkanlık sen abicim. Git abi. Başkanlar, bırak teknik direktörlüğü. Başkanlar, gel başkan ol. Sen başkanlar görevini yapmazsa hoca yapar. Yapamaz. Yapar abi. Yapamaz abi. Ertem burada görevini yapmasa sen soyunursun. Yapmam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yapmam. Bak, o zaman abi. Fatih Hoca versin cebinden mesela bu kadar paraları. Cebinden ne verecek? Onun görevi tek türlü. Bak ne diyor? 200-300 bin. Her ay 200-300 bin minimum. Ben bilirim bu işleri ya. Niye? Fatih Hoca 200-300 bin biliyoruz abicim. Her maç sana 2 milyon lira para kazandırıyor ya galibi. Kazandırtırıyor. Kazandırtırıyor. Bütün teknik direktör kazandırıyor. Olma başkan olma. Bütün teknik direktör kazandırıyor. Sadece Fatih Hoca kazandırtırıyor dersek işte yanlış olur. Yaparsın. Bak futbol takımları bir puzzle gibidir. Bir şey söyleyeceğim. Da paradan öte bak, 30 yılını vermiş bir adamdan 40 yılını vermiş bir adamdan bahsediyoruz. Fakat artık başarısız bir adamdan bahsediyorsun. Bak bunu söylemek zorundayım. Futbol takımları puzzle gibidir. Puzzle'ın büyük parçası küçük parçası olmaz. Puzzle'da herkes eşittir. Başarıda da herkes eşittir. Bu kadar net. Fatih Hoca galibiyeti aldı. Hayır. Mustafa Cengiz de o galibiyeti alıyor. Sağdaki futbolcu da alıyor. Masörü de alıyor. Bu bir bütünlük. Bugün Beşiktaş o kadroyla şampiyon oluyorsa bütünlük olduğu için, sağlandığı için. Ha Galatasaray başarısız mı oldu bu sezon? Bana kalırsa büyük işti. Bir gole kadar indirmek büyük işti. Ya başarısız ama, dediğin Galatasaray bir golle şampiyonluğu kaçırdı. Ama ben başarısız demedim işte hocam. Hayır başarısız denilen Galatasaray. Ha. Bu olaylar ama çok başarılı. Burada başarılı Mustafa Cengiz'dir de aynı zamanda. Başarı ona da yazar. İstediği futbolcuları aldı. Ne yazar abi neler olmuş yok, baksana. Abiciğim yani, bak takım öbür tarafta. Çok şey var. Öbür abi, tarafta bak bir şey ben. Şey başarı ona da yazar. Adam diyor Mustafa Başkan diyor ki hiçbir futbolcuya bir kuruş borcumuz yok diyor. Hepsinin parasını ödedim diyor. Başkanın zaten görevi. Başkan görevini yapmış abi. Ya mali olarak boş işler yaptı yanında. Zaten ya, herkes takdir ediyor. Mali yapmış mali ya, olarak yapamayanları görüyorsun ya, halleri. Boşlar kimin yanında? Markao'yu getirseniz sen bu adamların parasını ödemesen sen buraya kadar getiremeyecek misin bu takımı? Getiremezsin. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de ödedi ne hocam, oldu? Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen parayı istediğin yani, kadar öde. Bak sen parayı istediğin kadar öde. O değil olay ya. Para ödemeyi. Evren hocam sen parayı istediğin kadar öde. Bak Markao ne diyor bugün? Getir Markao'yu. BTN'sini getir. Fatih Terim'e parantez açmak istiyoruz. Tabiri caizse onu bir baba olarak görüyorum. Küme düşmemeye oynayan bir takımdan geldim. Öyle bir takımdan Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmek kolay değil. O zamanlar birçok kişi inanmıyordu. Bana kimse inanmazken siz bana inandınız. İyi günümde, kötü günümde benimleydiniz. Beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler hocam. Şimdi bunu bir saat önce paylaştı. Helal olsun. Helal olsun Marco'ya. Parayı yani ödeyene demiyor ki. Mustafa Cengiz'e demiyor ki. Şeyi getir. Kim getirdi onu buraya? Müsterayı getir. Bak Müsterayı getir. Senin yöneticin sözleşme imzalamasa bak, kardeşim. Bak Galatasaray nasıl gelecek? Bir şey söyleyeyim mi? Sen Galatasaray'a nasıl benim haberciliğime güvenir misin? Sen nasıl Galatasaray'a geleceksin paranı ödenmesi? Benim haberciliğime... Bu adamın parası ödeme bak neler paylaşıyor. Bak, o kimse başka, bana hak yapmasın. Benim haberciliğime inanır mısın? Herhalde inanıyorum. Yeni sözleşmeyi seninle çalışmayı umduğum için imzaladım. Sen yoksan ben de yok. Güle güle abi. %1 milyon dolar. Güle güle. Kimse Galatasaray'dan büyük değildir.
Fenerbahçe'de şey bir oyuncudan bunu duyamaz. Hiç futbolcu bunu söylemez. Ben olsam Galatasaray ötede bugün sözleşmesini iptal ederim. Madem öyle, madem şey yok abi. Bir şey söyleyeceğim. Ya, yani ben diyor Galatasaray'a gelmedim diyor. Ben diyor Galatasaray'a gelmedim diyor. Onu demiyor. Hocayla çalışmasına...